Ne yaptın kafaya? Kafaya ne yaptın? Kafaya temizleme bandı koyduk. Böyle boyadılar. Evet, dön arkanı. Yok yok, baktım kel gözükmüyor. Sarı daha çok yakışıyor. Dön arkanı. Arkası siyah. Boya kaldı mı prodüksiyon? Arkadaş. Efendim. Seni bir pozisyona sokuyoruz. Biliyorum, biliyorum. Hemen suratın düşüyor. Biliyorum. Saçlar sarı. Böyle mini etek. Etek değil o. Mini şey. O tarz bir şey işte yani. Ben anladım, pozisyonları anladım hep yani. O kıvama geldim artık. 50 bölümü oldu. Ayağını göster. Tövbe, ayak fetişist midir nedir? Ah. Yıl kaç arkadaşım? Efendim? Yıl kaç? Hay. Arkadaşım buraya gel. Ne oldu? Arkadaşım. Kelimeleri direkt alma. Nesi alayım? Üstündeki kostümün yılı kaç? Yazar burada ya. Tahmin olarak kaç? Görüntü olarak kaç? Fiziksel olarak kaç? Onu bilmem. 55 polyester, bu kadar. Yani demek ki 40 derecenin üstüne yapamayacaksın. Arkadaş, hiç film seyretmedin mi? Birkaç tane seyrettim. Anlatmamıştım. Prodüksiyon, dekoru kurun yavaş yavaş. Neyim? Ben bunu anlatayım durumu. Arkadaş. Efendim? Yıl 1822. Vay. Ayağındakiler niye rugan? Yapıştım o sana. Seni alkışlamadılar. Aman ne kadar seviniyorsunuz buna. 1922 rugan yok. Öğrendim. Gideyim mi ben bunu? Arkadaş. Espadril mi onlar? O devirlerde var yani. Evde yapıyor. Kalabalığı yapıyor. Yapma. Tak şapkayı kafana. Ya boya daha kurumadı ya. Tak şapkayı kafana. Ha bu da küçük. Kimsin? Kimsin? Lan bak Muhittin diyeceğim olacak ha yani. Zorla kaşınıyorsun ya. Kimsin? 1820'de Muhittin yok dedi, ağzının ortasına yapıştırayım bir tane. Son kez soruyorum, kimsin? Kim ben? Bilmiyorum, çok tatlı bir şair falan mıyım? Saçlar balyajlı falan böyle. Gel mikrofonun önüne. Rahat. Hazır ol. Arkadaş. Şiir mi okuyorum? Hayır. He. Pozisyonları belirleyelim. Ceketi çıkar, kanepeye uzan. Bu tarz şeylerse bak, bak oraya gelmem, söyleyeyim ha. Arkadaşım, 1822. Yeni partnerim mi? Ne yapıyorum ben? Biliyor musun hikayeyi? Evet, bunu ucuza kapamışım, dürümcü yapmışım. Efendim bir şey herhalde ya. Arkadaşım, hikayeyi biliyor musun? Şu son cümlemden bilmediğimi anlamış olmanız lazım yani. Ya da çok meşhur bir dürümcüden bahsediyoruz, bilmiyorum. Hikaye şu. He. Bu gemi ortadan ikiye ayrılır, batar. Ha, o zaman gideyim ben, ne bir saçma gel hikaye. Gel buraya. Sen içindeyken batacaksın. Bak bu tarz şeylerle benden kurtulamazsın. Arkadaşım, öyle büyük bir aşk hikayesi yaşayacaksın ki... gemi batsa bile umurunda olmayacak. Süper. Senin gibi bir salağın bu muhteşem gemiye binecek parası yok aslında. Ha, o zaman kurtuldun lan. Fakat piyanistle iki el tavla oynayacaksın. Onun bu gemiye bileti var. Piyanist tavla... var mı tavla orada? Yok, varmış gibi yaparız. Tamam. Alıştık artık. Git piyanistin yanına bir 5
5 atın. 50 haftadır yönetmen var gibi takılıyoruz nasıl? Ha, Titanic. Git piyanistin yanına bir 5 at. Köpek balıklarını yedirmeyeyim seni, yürü. Tanış onunla önce. Müdür ne yaptı? Arkadaşım. He. Tavla oynadın, herkesle niye öpüşüyorsun? Manyağım ben. Sarıyorum böyle. Dubara mısın lan? Aç şu tavlayı. Evet. Gel, çok güzel oldu. Artık dördümüz de oturabiliriz. Okey oynayalım mı? Arkadaşım. Bunları seç. Arkadaşım, iki renk pul var, salak mısın? Söyle birine. Söylesene. Haydi bismillah. Arkadaşım, ne yapıyorsun? Pul seçiyorum, açıklar benim. Rengini söyle. Açık. Rengi yok mu açık? Ulan sene 1822, renk mi var? Her şey siyah beyaz. Açık benim işte. Beni fitil ediyor ya. Öbürü de senin olsun. Rengini söyle pulun. Bej, böyle. Tamam. Piyanistin rengini söyle. Arkadaşım. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum ya. Arkadaşım. Kahve, kahve. Adamın aurasını sormadık. Bir renk söyleyeceksin. Vay, aura bildi. Kahve. Ne renk? Kahve ne renk? Kahve, normal üçü bir arada değil. Kahve, bildiğin kahve. Koyu kahve yani. Arkadaşım, ha. Kahverengi mi demek istiyorsun? Ya daha cümleye başlamadım kaptın ya. Arkadaşım, sütlü kahve mi? Kahverengi. Kahve. Brown, brown, Mr. Brown. Tamam. Mr. Brown is beige. Evet. Aferin, güzel buldun. Mr. Brown, kahve. Sen beş. Senin adın ne? Ben Avrupa'dan geliyorum. Monsieur benim. Arkadaşım, Monsieur Frederick. Ama sen henüz Monsieur değilsin. Ya şurada kıçı kırık bir tavla oynayacağız. 1,5 saat edebiyat yaptı ya. Evet. Çoktan ben Mars'a götürmüştüm herifi ya. Atların tekini. Tekini atayım. Manyağız biz. Bir tanemiz var. Arkadaşım, koca gemide. Önce kim başlıyor, ona bakacağız. He, önce kim başlıyor? Zaten biri sende mi? Herifin ifadesi de yok. Sesi yok, ifade. Arkadaşım, atların tekini. Böyle rastgele buraya at. Ne geldi? 4-4. Niye yalan konuşuyorsun? Allah beni kahretsin. Aa, döndü, şimdi durdu. 5 ya. Arkadaşım. Döndü. Ha. Sen kaybedeceksin, yalan konuşma. Doğrusunu söyle şunun. Sen ne atarsan at, o 1'dir. Neymiş? 1. Tüh, şanssızlığa bak. Yok, dur, dönüyor da. Piyanist arkadaşım, at sarı. Kaç geldi arkadaşım? Söylersem namerdim. Arkadaşım, seyirci. 3-2-1 deyince arkadaşım, söyle. Arkadaşım, seyirci. 3-2-1. Duydun mu? No, bir şey bekle. Her seferinde bir şey bekleme benden. Piyanist arkadaşım ettim. Başlıyor. At sarı, oyuna başla. Tazerler burada lan, alsana. Beni kandırıyor havadan. 6-6. Arkadaşım. He. Hızlı hızlı oynuyormuş gibi yapın, konuşuyormuş gibi yapın. 3-2-1 deyince 8 kat hızlandırın filmi. Sonunda sen kazan. 3-2-1 başla. Hızlan. Hızlı, hızlı, hızlı. Hızlı, hızlı. Kafalar oynasın. Konuşma yapın arada. Hızlı. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaldır bakalım. Evet, niye oynadınız? Niye oynadınız? Şu gitarı biraz alabilir miyim ya? Arkadaşım, neyine oynadınız? Neyine? Öyle kardeş, sevgi, dostluk, barış. Arkadaşım. Sen kazanırsan... Şu arkadaki gemiyi niye yaptırdım ben? İşte bunu doktorunuza sormanız lazım. Arkadaşım. Sen kırık kırık gemimi yaptırır. Biletine oynadınız, biletine. Ha, biletine.
Ya sen oğlum bizde çalışıyorsun. Bilet almana gerek yok lan. Sessiz zaman girebilirsin ya. Arkadaşın. Çocuk, çıkar şapkayı. Hava almayınca daha fena alıyorsun. Arkadaş. Efendim. Sen bu adamda Titanic'e bilet vardı Amerika'ya. Onu almak için oynamadın mı? Ya ben de diyorum niye oynadım ya. Evet ya onda bilet vardı ya. Al bileti. Müdür bileti versene ya. Sevin. He? Sevinsene. Ya çok Amerika'ya gidiyorsun. Ya öpmek istiyorum da öp bitmez diye ben çünkü gemim var geçişim. Öpme. Koş bavulları, bohçaları topla. Gemi kalkmadan yetiş. Koş. İki tur at geminin etrafında şu koş. Ayakkabılar yok 1820'de. Bu şarkı bestelenmiş ama değil mi? Bestecisi doğmadı internetten indirdiler. Hep bana. Arkadaşım koş. Nereye koşayım ben ya? Arkadaşım rıhtımda koş. Nerede? Git bohçaları al gel. Bohçayı nereden alacağım ki ben? Verin şuna bohça bir şey. Arkaya git arkaya. Soldan git. Nereden? Soldan, sağdan şimdi. Ne? Şimdi arkandan. Aynen. Sağında, çık oradan. Aman lan. Müzik hızlan. Arkadaşım, göster bohçanı. Al. Bunu mu verdiler? He. Arkadaşım, sen Monsieur Frederick'sin. Evet. Kezban'ın bohçasını almışsın. Babam Manisalı, Allah Allah. Göster bileti. Kuyruktasın. Ulan bilet içeride unuttum ya. Müzik hızlan. Evet, gel rıhtımda. Bak gemiye, bir iç geçir. Bırak be. Arkadaşım, gemiye iş geçirme. Amerika'ya gidiyorsun, hayatın kurtulacak. Hayalini kur. Kestik. Ne yapıyorsun sapık? Ya. Gel öne. Ya bu benimki Kaliforniya'ya gitmiş. Arkadaşım. Efendim. Amerika'ya önce insan olmaya, çalışıp para kazanmaya gidiyorsun. Sapıklık yapma. Anlaşıldı mı? Anladım. Şimdi hayalini kur. Kur. Mutlu. Sapıklık yapmadan kur. Evet. Kur. Anlat. Ya o kadar güzel bir ülke hayal ettim. Gidip böyle çalışayım falan. Belki de bir tane kız arkadaş da bulursun. Oradakiler çünkü biraz daha rahat oluyor. Arkadaşım yani. Bak, çok istersen... He? Bir şeyi çok istersen olmaz. Ne saçma. İstemezsen kendi kendine gelir. Bu gemide sana bir aşk gelecek. Bana aşk gelecek? Evet. Allah hayırlısı. Burada. Evet. 7 metrekarede. Hazır mısın? Çok hazırım anasını satayım. Evet. Çok hazırım ya. İç geçir. Evet. Biletini göster. Bin gemiye. Arkadaşım. Ön tarafım sol arkadan. Elini göster. İndir biraz aşağı. Gel. Sağa doğru git. Git. Dön. İndir elini. Ne o? Demir. Havada el ne? Evet. Sok o araya elini. Aradan mı gireceğim? Evet. Aradan gireceksin. Ama girerken sinema açısı olarak Titanic yazısını ve gemiyi kapatmaman lazım. Havaya kalk, dümdüz ol, aradan geç. Lan bunu yapabilsem Amerika'ya uçarım ben zaten. Tamam, geç ama demire de dokunma, gemiye de dokunma. Montajda kesemem. Önce bohçanı at yukarıdan. Tamam, geç şimdi aradan. Demire... Dokunma. Nasıl? Seyirciye arkanı dönme. Evet. Olmadı oradan. Çık geri. Kafan demire değdi. Çık bir önden gir. Bu Laz gemisi değil mi? Bu
Onun merdiveni falan yok çünkü böyle. Herkes yetenek sınavıyla giriyor tekne. Arkadaşım gir şu gemiye. Vazgeçtim. Çık. Arkada demir yokmuş. Arkadan gir. Görmüyor musun arkada demir olmadığını? Benim şapka boş, hep orada kaldı ya. Gir. Arkadan dolan. Öne geç. Öne geçiş yok bunda. Şimdi orada insanlarla konuşuyormuş gibi yap. Gemiyi bana gezdirir misiniz de gezermiş gibi yap. Geç öne. Ha, hello. the ship walk. Yeah. Hello. 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 Neredesin? Arkadaşım. Ne? Neredesin? Buradayım. Niye oradasın? Çaktırmıyorum. Arkadaşım yerden sürün gel gir içine. Ya ben hiç düşünmedim onu ya. Arkadaşım hello'da kaldın. Konuş ki anlayalım gezdirdiklerini seni. Aa, yes, yes. Oh, beautiful, beautiful, yes. Kim beautiful? Your mother, mother. Seyirci, kapat gözünü. Gel. Yok dari, aç cüzdanları, kapat gözünü. 20 dakika dur, ne saçma bir şey bu. Arkadaşım, senin gibi bir yeteneksizi seyirciyi gözünü kapatarak kurtarıyorum. Nasıl yeteneksiz? Suda duruyorum şu an, bak. Git geri. Seyirci kapat gözünü. Gel. Gerçekten kapatmayın. Ben kapatmış gibi yaparım. Tamam. Gel kenara. Artistik bir şekilde. Ha, bak bunlar yetmedi. Güverteden aşağı. Ne yapayım? Oradan aşağı rıhtıma bak. Rıhtımda binlerce insan uğurlamaya gelmiş sizi. Beni, vay be. Evet. Sülalene komple hepsini tek tek gör, el salla. Ver müziği. Metin amca. Lan Mete abi. Ne biliyor musun? Vallahi iyi günler. Ne? Vallahi mi? Ne oldu? İçli köfte yapıyor, yetişememiş kendim. Ya niye siz bu tarafa gidiyorsunuz böyle? Arkadaşım, gemi yavaş yavaş uzaklaşıyor. Ha? Gemi yavaş yavaş uzaklaşıyor. Yavaş, hayırlısı. Hadi öptüm ben. Arkadaşım sen hüzünle... Bir dur, hüzünle... bir şey konuşuyoruz ya, bir dur ya. El salla. Tamam, tamam. Bir çeker ben yollarım ya. Ama daha fotoğraf makinesi icat edilmedi. Çizerim artık detaylı. Onu da çizerim, onu da çizerim. Arkadaşım. Ha. İndir bohçayı. Oh. Çıkar ceketi. Hadi, oh. Evet. Tarihin ilk erotiği mi bu, 1820? Arkadaşım, çıkar ceketi. Ne yapıyorsun? Koca gemide asacak bir yer yok yani. İstersen güverteye çivi çak. Manyak mısın? Evet, yavaş yavaş el sallıyorsun. Yollayın Deniz'i. Prodüksiyon, Deniz gönder. Ne yap? Arkadaşım, sen uzaklaştıkça aranızda deniz oluşuyor. Çok saçma. Evet, denize biraz su koyun. Arkadaşım sen el salla. Suya el sallıyorum. Hayır. Yakınlarına. Konuş onlara seslen. Sizi seviyorum falan filan işte. Beni duymuyorsunuz ama olsun. Ben yukarıya el sallıyorum ama o... Çok tatlı burası ya. Evet, açıldınız. Açıldık. Neredesin? Böyle açık deniz. Evet, tarif et. Mavi. Böyle çift çiftli şeyli bir şey yani. Deniz işte, açık deniz yani, okyanus diyebiliriz yani. Kendi... Arkadaşım. Hı. Şimdi bir zenginin
Nişanlısıyla karşılaşacaksın. Vay. Hangi tarafın nişanlısı bu? Kızın nişanlısı mı, erkeğin nişanlısı mı? Arkadaş, niye böyle bir tereddütte bulundun? Ya şimdi koca uzun yol yani, anladın mı? Yanlış bir yere... Evet, müzisyen arkadaşım. Zengin ol. Geç gibi. Ne güzel dilek böyle ya. Zengin ol. Haydi bakalım, zengin ol. Sana evet, da geçmiş arkadaş. Olsun. Önce zenginle tanış. Nişanlısından haberin yok. Dur, önce zengin gemiye bir binsin. Müzisyen arkadaşım, orada kal. Orası gemi. Buradan konuşacağız. Jet ski ile yandan geliyor. Çok zengin. Arkadaşım. He. Sen şimdi yanına git. Merhaba de, onunla konuşmaya çalış. Merhaba. Baş taraf. Ne yaptın? Arkadaşım. Baş taraf ne? Baş tarafa geldi ya. Zengin o. Ha, merhaba zengin ol. Merhaba. Abi ne haber? Nasılsın? Eyvallah. Hayır, ne? Sıkma elini müzisyen arkadaşım. Sen hiç orada olma. Ben baş tarafta iyi bir insanım arkadaşım, ya. Arkadaşım, sen ona yaklaşıp konuşmak istiyorsun. Ha. Statünü yükseltmek istiyorsun. Onunla tanışırsan belki kameralı tarafa sokarlar seni. Yaklaş, ben seslendireceğim onu. Hiç oralı olmadı. İşte biz de böyle bir bindik. Bindik bir alamete. Arkadaşım, adam okyanusa bakıyor. Seni hiç takmadı. Bak okyanusa arkadaşımız. Öyle bir yerden gir ki samimiyet kur. Müdür, bu dolar ne olacak ya? Arkadaşım. Amerika'ya gidiyoruz ya, o havayı hani bilirim oraları. Yeni tanıştığın adama böyle sorulur mu? Sorun hakikaten ya, ben size ağzından... Önce bir şey uydur. Dolar... Ha? Bir şey uydur. Ha, uydur. Müdür, altın fiyatları da saçma sapan ha. Arkadaşım, parayı geç. Para değil, direkt altına girdim ben. Altına her dönem geçiyor çünkü yerine. Arkadaşım. Ha. Başka. Daha hayatsal, daha yaşamsal bir şey bu. Hah, yaşa. Müdür, gerçekten Kaliforniya'daki bu kızlar dedikleri mi? Arkadaşım, bu tip sorular birinci soru değildir. Başka soru yok. Bu birinci değildi zaten. Bu ilk arkadaşım, tek sorum yani. Şapkanı düşür, verir misiniz de? Hocam, herif denize gidiyor ya. Arkadaşım, ben onu montajda gemiye koyarım. Vay! Hiç zahmet etme, ben alırım. Ne oldu? Rüzgar tersten estiği için... Bizim numara tırışkı oldu. Boşa gitti bu durum. Çok hoşa gitti ya. Boşa gitti. Ha, boşa gitti. Ben hoşa gittim. Pardon. Eyvallah. Vallahi ben de şaka yapacaktım size. Şapkam düştü, verir misin falan, sohbet olsun diye. Bayağı da uzun yolumuz var çünkü. Siz de herhalde Amerika'ya. Adam cevap veriyor. Dön arkana müzisyen arkadaşım. Sesleniyoruz. Kaptan, şu zibidiyi alsın bir güvenlik yanımdan. Hocam, kaptan benim kaynım ya. Biz hep komple akrabayız. Kaptan kaynım. Bizim kafeteryaya bakan benim. Arkadaşım, adam seni yanında istemedi. Ya İki ben burada duruyordum. Geldi. Herif geldi zaten yanıma. Ben bir şey yapmadım ki. Güvenlik geldi, attı seni aşağıya. Yürü lan. Arka taraftan çık. Müşteri arkadaşım, siz geçin ya. Neredesin? Buradayım. Ne oldu? Ya benim ceket meket boşa hep orada kaldı. Arkadaşım, sen şimdi bu herife gıcık ol. Ben ona gıcık oldum da atladı, gene piyanoya gitti. Arkadaşım, kendi kendine söylen. Hırslan. Evet. Allah'ın manyağı, Allah'ın manyağı, Allah'ın manyağı, Allah'ın manyağı. Arkadaşım, birazdan onun nişanlısı gelecek. Ona aşık olacaksın ve diyeceksin ki... Sen bana bu hareketi yaptın, ben de senin nişanlını kapmazsam. Ha, sen bana bunu baştan de ya. Evet, uyuz ol şuna. Sana uyuzum lan. Alayım mı ben ceketi gidip? Al, bir yandan da çocuğa uyuz olduğunu belli et. Ulan sana var ya. Gerçekten sana fitil oldum ha. Oğlum sen var ya, bak. Bak, bendeki cesarete bak. Arkadaşım. Oo, tam gaz gidiyor Fransız. Hop, tip.
İyiyim, iyiyim. Arkadaşım, ne oldu? Artık nişanlısını almama gerek kalmadı galiba. Aklıma başka bir şey geldi. Ne oldu? Şimdi bunun kıçına biraz ağırlık yaparsak önü havaya kalkar. Daha afilli olur diye düşündüm ya. Geçim, arkadaşım, tarih çok erken geç. Bunun için ama. Seyircilerden bir hanım seç, çağır sahneye. Hocam, bekar bir hanım olursa daha dayak yemeyelim burada yani. Arkadaş. Daha önce bu badireleri yaşadık. Çağır birini. Birisi, aha, aha da birisi. Yenge gelsene. Geliyor, vallahi geliyor. Hızlı. Merhaba. Al gemiye. Bileti yok ki, bana ne ya? Arkadaşım, o zaten gemide. Yardımcı olun, binsin gemiye. Orada, buyurun yenge. Süper geçtiniz. Çoğu kişi burayı bir seferde geçemez. Ne yerler gördüm öyle ya. Vallahi. Evet. Üşüdüyseniz. Arkadaşım. Benim titrediğime bakmayın. Bende bir hastalık var öyle ara sıra. Arkadaşım. He. Ne yapıyorsun? İşte öyle ilişki kurmaya çalışıyorum. Arkadaşım. Kız gelir gelmez hemen ceketini kabul eder mi? Üşümüş. Al ceketi. Aman be. Ver şu ceketi be. Sen de nereden geldin hemen başıma ya? Başıma bela olacaksın. Bütün kadınlar üstüme atlıyor. Allah Allah. Nasıl bir gemi bu ya? Aşk gemisi bu mu be? Hanımefendi. Geminin arka tarafına doğru gidin. Evet, orası arka. Siz oradan geliyorsunuz. Bu salak sizi görmüyor. Siz de gelip deryaya bakıyorsunuz. Derya ne zaman girecek? Arkadaşım, deniz anlamında. Evet, bakıyorsunuz. Bakın. Arkadaşım, sen de bakarken salak salak ne yapıyorsunuz? Kıza biri bir şey yapıyor, baksana. Arkadaşım, ne yapıyor? Bilmiyorum da ses getirecek bir hareket herhalde. Sen bu gemide mi çalışıyorsun? Evet. Tamam mıyız? Sen müzikle beraber sonradan onu fark et. Salak salak bakıyorsun okyanusa. Bir anda dön, fark et. Evet, ver müziği. İlk 20 saniye salak salak bak. Sonra fark et, heyecanlan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Tipik Türk vapur oyunları bunlar. Arkadaşım. Ben böyle martı vuranı bile gördüm ya. Geniş göğüslü bir abiydi. Arkadaşım, biz burada bir film çekiyoruz. Ördek olmamız lazım. Ya böyle durumlarda bizi de çağırın ya. Süper film vallahi. Tamam, ben salak salak bakıyorum. Tekrara gerek yok. Tükürme. Okyanusu kirletiyorsun. Evet. Bak salak salak. Evet. Burnunu karıştıran kahraman olur mu? Nefes alamıyorum. Nasıl kahraman olayım ben yani? Arkadaşım, arkanı dön, tükür, burnunu karıştır, ne yapıyorsan yap. Kahraman olarak dön. Manyak. Bunları yap, kahraman olarak dön. Dön arkanı. Nasıl bir cenkse bu? Dön arkanı. Arkanı dön, arkanı. Evet. Yap hareketini. Ne oldu? Bilmiyorum. Benden hoşlandı mı? Kahkaha oradan geldi. Hanımefendi, siz ona doğru hiç bakmayın. Siz okyanusa bakın. Zengin nişanlınız var. Bu zibide de ne buluyorsunuz? Belki. Evet. Arkadaşım.
Kızı gör. Gördüğün anda aşık ol. Ya oldum da 4 kere araya girdin ya. Evet. Kesmiyorum, alıyorum orada. Yaklaş Türk yanına. Mü? Türk mü, yabancı mı? Yaklaş yanına. Hanımefendi siz üşüyün. Oo, al ceketi. Canım, geç içeri, geç içeri. Geç. Arkadaşım. Hanımefendi üşüyün. Al ceketini. Size ceketimi verebilir miyim de? Ha. Utanıyorsun, sıkılıyorsun. Ha. Alt sınıfsın sen. Evet, ben alt sınıf. Ezik. Üşüdü. Üşüdün mü? Size ceketimi verebilir miyim? Ha, siz arkaya bakmayın. Kaptan verdi sanıyorsunuz. Şimdi mevzuya gir ufaktan. Seni fark etmesini sağla. Öyle bir şey yok. Ha, ben mi? Tamam tamam, toparlayacağım seni, tamam. Yok, korkma korkma korkma. Ablayı böyle geminin ucuna sıkıştırmış gibi oldum ama. Yok yok, bu tesadüf yani. Seni fark etmedi. Kendini fark ettir. Deli o zaman, şunu fark etmediyse. Ne yapıyorsun? Uzun, daha uzun duruyorum. Arkadaşım. Çekici olur. Kendini ona fark ettir. Nasıl fark ettirirsin? Bu kadar duygusal, masmavi denizden etkilenmiş, gözlerini alamayan bir insana ne yaparsan etkilenirsin. Nasıl? Ne yapayım? Bakıyor ya, ne yapayım? Arkadaşım, ya? Sen... Hanımefendi, dağılmayın. Pardon, çok dağılmışsınız. Hanımefendi, dağılmayın. Bakın, evet. Arkadaşım, sen tam bir hödüksün. Ben sana anlatıyorum. Hazır mısın? Orada kendi kendine şiir oku. Ver müziği. Kız şiiri duyup sana dönecek. Ben söylemeden dönmeyin hanımefendi. Buyurun. Bugün sevmek istiyorum. Bugün aşık olmak. Bugün terk edilmek. Hatta... Bugün ölmek istiyorum. Ya hiç yarın olmazsa? Etkilenmedi. Şiirden anlamıyor. Ben ne yapayım? Arkadaşım, o naifliği içinde şiir seviyor. Neyin içinde? Sen direkt mevzuya giriyorsun. Bugün aşık olmak bilmem ne. Mesaj bu. Bu şiir değil, mesaj. Ulan 10 yılda yazdım, bilmem ne diye geçiştirdin ya. Arkadaşım. Tamam, ben orayı bağlayacağım. Orayı evet. Bağlayacağım, dur. Yenge merhaba. Aman be, aman be. Oradan şey yaparsın. Merhabalar. Hello. Bu ne seyre? O zaman geçsin tayt. Hiçbir şey anlamıyor bu yani. Arkadaşım. Nerenin memleketlisi bu? Arkadaşım. He? Sen onu değil beni ikna edeceksin. O zaman gelin ben oraya. Oradan ikna et. He. Böyle güzel bir manzarayı bu kadar üşüyerek seyretmek gerçekten içler acısı. Hanımefendi dönün, yandan bakın, tekrar dönün. Ah, uçsuz bucaksız deniz. Ben de öyle duygular uyandırıyor ki. Sizin de böyle mide bulantısı var mı? Arkadaşım. Sallıyor, ne yapayım ya? Ne kadar güzel gidiyordu. Ha. Oraya kadar gel. O kısmı at. Oraya atayım. Böylesine uçsuz bucaksız bir maviliği seyrederken insan kendinden geçiyor. Siz ne tarafa? Arkadaşım, o kadar saçma bir soru ki. Ha, belki inecek bir yerde, ne bileyim ben ya. Uçak değil ki bu kardeşim, gemi.
Arkadaşım. Tamam dur bir şekil toparlayacağım. Yalnız mısınız bir yolculukta? Dön. Ben cevap veriyorum. Dönün hanımefendi. Ya bir konuşsun ya. Evet yalnızım deyin. Ne oldu? Hocam rica etsem herkes çıksa bana mesaj attı çünkü. Evet. Devam. 3, 2, 1. Döndü. Evet yalnızım dedi. Döndü mü adı? Amerika'ya gittiğim adama bak ya. Arkadaşı. Arkadaşı döndü olsa ne olacak? Olsun evet. Evet döndü. Evet yalnızım dedi. Evet yalnızım. Hayır yalnız değilim. Hayır yalnız değilim. Hanımefendi söyleyin. Hayır yalnız değilim. Allah Allah bir yalnızım bir yalnızım. Alkollü müsün? Ne kadar içtiniz gemide? Aslında bir sevdiğim var. Birisiyle birlikteyim ama sevmiyorum. Söyleyin. Aslında birisiyle birlikteyim ama sevmiyorum. Çok enteresan. Birliktesiniz ama sevmiyorsunuz. Sebep? Peki, özele girmek istemiyorum. Oh, oh. Siz hangi kameradasınız? Sor. Siz hangi kameradasınız? Ben üst kameradayım ama mutlu değilim. Söyleyin. Ben üst kameradayım ama mutlu değilim. Kur'an çarpsın ben de öyle. Ben de alt kameradayım, ben de mutlu değilim yani. Arkadaşım. En kebabı kaptan, yemin ederim. Arkadaşım. Arkadaşım. Beni niye zorluyorsun? Hikayeye girsene. Arkadaşım. Ben alt kamerada çok mutluyum. Ben, çünkü biz aşağıda dostlukları paylaşıyoruz. Eğlenceyi paylaşıyoruz. Ha evet. Ben, parayla ha? Saadet olmaza getirişim. Ha tamam. Türk filmi orayı tamam. Ver müziği. Demek üst kamerada mutlu değilsiniz ha? Oysakine biz alt kameradakiler o kadar huzurlu ve mutluyuz ki. Tarif edemeyeceğim o kenef kokusu. Kes! Ama ben kıza yalan söylüyorum. İlk dakikadan yalancı biri olarak kendimi tanıtamam. Ben... Arkadaşım, kenef kokusu falan onlar fiziki. Siz duygusal olarak, ruhsal olarak çok mutlusunuz aşağıda. Ha, çok mutlu. Ya biz aşağıda çok mutluyuz gerçekten. Zaten bazı şeyleri gözünde büyütmemek lazım. Tuvalet için üst kata çıkıyoruz biz. Altta hiç kullanmıyoruz tuvaletleri. Oradaki insanlar çok mutlu. Sürekli birbirleriyle şakalaşan, dostlukları yaşayan. Efendime söyleyeyim, çeşitli arkadaşlıklar kuran. Belirli bir sosyal tabakanın insanları. Evet hanımefendi diyorsunuz ki. Hep öyle insanların yanında olmak istemişimdir. Söyleyin. Hep öyle insanların yanında olmak istemişimdir. Şu an öyle bir insanın yanındasınız. Arkadaşım. Ne? Direkt girmemeyiz. Işte. Daha ne istiyorsun? Şakırtıya koydum lafı. Kız kendi kendine sana aşık olsun. Sen kendini met etme. Met etmedim. O oraya geldi. Ben dümeni kurdum arkadaşım oraya geldi de ki, o. Halde sizi dostlarıma aşağıya götüreyim ha. Bu gece. O halde sizi alt kattaki arkadaşlarımın dostlarımın yanına götürmek isterim. Eğer vaktiniz varsa. Hanımefendi siz deyin ki gece bir balo sallama, var. Sallama, sallama. Gece bir balo var. O balodan kaçıp geleceğim. Nerede buluşalım? Gece bir balo var. O balodan kaçıp geleceğim. Nerede buluşalım? O çıplak mı? Ha değil, değil. Balo sonrasını söylüyorsunuz. Siz nerede huzurlu olacaksanız. Tekrar burası olabilir. Evet, burada buluşun. Kararlaştırın. Ha. Burada buluşalım. Kararlaştıralım mı? Gelmeyen namerttir bu. Hadi bakalım. Evet hanımefendi arkaya doğru gidin. Arkadaşım gel öne. Ceketimi vakit geçsin. Ben. Ceketini verin şunun. Vakit geçsin yavaş yavaş. Ha eyvallah. Sizde evet. Kalsaydı. Arkadaşım. Korkun, hanımefendi bakın, gelin ben. Buluşun. He? Sen bekliyorsun orada. Ben mal gibi bekliyorum. Evet. 3 saat geçti. Saat de yok. Gelin ya. Hanımefendi buyurun. Gerçekten beklemiyordum. Evet. Ne? Sen adını söyledin mi ona? Hayır. Tanış. Merhaba. Muhittin. Arkadaşım Frederick. Ha, ben Frederick. Siz de söyleyin isminizi. Sizin isminizi... Döndü.
fel ederek döndü, dolaştı, buraya geldi yani. Evet, alıyoruz. Merhabalar, ben Frederick. Ben de döndüm. O zaman biraz dinlenin, hemen döner dönmez gelmeyin ya. Espri yapma. Al arkadaşlarının yanına götür. Çıkın oradan. Şu denizin soluna gelin. Orası alt kamera. He, yenge önce sen mi çıkarsın? Ben çıkayım da seyrediyor gibi olmuyor. Aşağıda bol bol eğlence var. Evet arkadaşım. Kız geldi. Evet. Köşede duruyor. Aşağıda büyük bir eğlence var. Sen milli danslarından örnekler veriyorsun kıza. Evet, ver müziği. Ulan işte Muhittin olayım dedim. Frederick'i ben ne bileyim milli dansını ya. Evet, geldin. Aşağıda bir sürü arkadaşım var. Onlara merhaba de, kızı tanıştır. Aşağıdakiler ne yaptınız lan? Arkadaşım, siz de aşağıdasınız şu an. Ha, o zaman ne yapıyoruz hep beraber? Arkadaşlarına merhaba de, kızı tanıştır tek tek. Evet, Jonathan. Onlar oynuyorlar o sırada. Jonathan döndü. Oğlum başım döndü, oynamayın lan. Eyvallah, eyvallah. Bak döndü. Evet, dönmez diyordun, döndü vallahi. Şimdi kızı kenarda bırak, de ki ben de eğlenceye katılayım biraz. Etkile onu, yaşam tarzınla etkile. Vallahi falan gitsek. Arkadaşım yaşam tarzınla etkile kızı. Sen istersen biraz dinlen, adapte olmaya çalış. Ben de sana bizim oralardan bir iki şey göstereyim. Evet, ver. Yanlış anlama, dans, dans. Katıl ha? Ortama. Arada kızı da al yanına. Eğlenceye kat onu da. Evet, çok etkilendi. Çok etkilendin değil mi? Evet. Müzik yavaşladı. Gecenin sonu. Vallahi. Al güverteye çıkar. Ha, dans bitti, dans bitti. Dans bitti. Arkadaşım, terbiyesizlik yapma. Son kez uyarıyorum seni. Giy ceketini. Kızı güverteye çıkar, o meşhur hareketi alacağım. Size karşı mı? Arkadaşım. Sen hangi hareketten bahsediyorsun? Ha. Senin hareketini göreyim önce. Sonra ben mail atacağım. Eyvallah. Evet. Güvertenin önüne gelin. Hanımefendi siz deyin ki harika bir geceydi. Harika bir geceydi. Harika olan sendin. Arkadaşım ona de ki sana bir hareket göstereceğim. Söyle. Sana bir hareket göstereceğim. Sen de bana de ki hareket yapma, hareketin Allah'ını görürsün. Senaryo oturuyor. Arkadaşım sana bir hareket göstereceğim. Hayatının sonuna kadar unutamayacaksın. Söyle. Ah. İzin verirsen... İzin verirsen sana bir hareket göstereceğim. Daha göstermeden bu kadar reaksiyon alıyorsa göstereceğim. Sana bir hareket göstereceğim. Ömrün boyunca unutmayacaksın. Var mısın? Evet, varım. Evet. Buyurun. Vay. Arkadaşım bohçayı koy altına. En uca koy bohçayı. He? Ne yapıyorsun? Bohçayı altına koy, ne yapın? Arkadaşım, geminin en önüne koy bohçayı. Koydun mu? Evet. Çık üstüne. Aç kolları. Sağa doğru aç. Birini sağa, birini sola.
Şimdi iki kolu daha tam tersi yönünde aç. Evet. Şimdi kıza de ki. Kızım neredesin? Düştün mü? Arkadaşım geminin en ucunda. Böyle havaya kalkarsan ne olur? Aa, kaptan önünü göremez ya. Arkadaşım kalk ayağa. Bu filmin hareketi. Afişe koyacağım bunu. Aç kolları. Evet müzisyen arkadaşım. Aç kolları, sar boynuma. Üşüdüm üşüdüm saramadım. Abla kameraya gitsin mi? Üşümesin boşuna. Şimdi hareketi göster. Sonra abla çıkıp yapacak. Sen de arkadan tutacaksın. Düşmesin diye. Hocam abla tek mi geldi? Abi baba yavuklu. Eski sevgili, bakanlardan tanıdık biri. Arkadaşım işine bak, oyun bu. Evet. Sanki uçuyormuşsun hissin uyanacak. Döndü bak. Arkadaşım. Böyle de ters döndü. Tamam, yeter. Şimdi döndüğü al oraya. Hareket bu şekil. Bunu yap, korkma ben tutacağım. Evet, eğil gemiden aşağı. Uçarcasına, uçarcasına. Uçar gibi. Döndü, hop. Kaldır kafayı. De ki, Allah'ım uçuyorum sanki. Arkadaşım yaptırsana kıza. Gözlerini kapat de. Gözlerini kapat. Yanlış oldu, kestik. Al aşağı kızı. Nasıl? Al aşağı, pardon, pardon. Ben al aşağı deyince, al aşağı et anam. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum, pardon. Tamam, şimdi de ki, gözlerini kapat de. Kapattır gözlerini. Arkadaşım ne yapıyorsun? Gözünü kapat mı dedi, ne dedi anlamadım ki. Kıza de ki, kapat gözünü, sana bir hareket göstereceğim. Kur'an çarpsın çıkarken ağzım burnum kırarlar burada. Arkadaşım. Hocam. Herkes senin gibi anlamıyor lafı. İşte benim derdim hiç anlamayanlarla ilgili. Kapattın gözlerini. Döndü gel. Uçarmış gibi kapat gözlerini. Uçtuğunu evet. Hisset. Bırak kalktın kendini ki düşüyorsun konu. Bağır. Tut belinden. Şimdi de ki aç gözlerini de. Aç gözlerini. Üşüdüm, üşüdüm. Saramam ben. Döndü. Arkadaşım ne yapıyorsun? Bir figür olsun istedim o. Arkadaş. Kızı tut. Kız sana şimdi diyecek ki Allah'ım uçuyorum sanki. Evet. Evet. Allah'ım uçuyorum sanki. Konuşma önüne bak çarpacak. Önüne bak önüne konsantre ol. Bir daha söyle. Allah'ım. Uçuyorum sanki. Ondan değil, hep gazın var senin ya. Ah canım ya. Gazı var. Arkadaşım. Arkadaşım, bana dön. Çıkar şapkayı. Rahat, hazır ol. Arkadaşım, çoluğum çocuğum var, işim gücüm var. Git siz de gelin, tatile gideriz bu gemiyle. Arkadaşım, gideceğim. Yap şunu. Düzgün cevap ver kıza. Döndü, çık yukarı, aç gözleri, tut belinden. Evet, döndü. Uçuyorum sanki. Allah'ım, uçuyorum sanki. Öyle değil mi? Evet, yüzünde salak bir mutluluk. Ver ifadeyi, seyirciye doğru ver. Arkadaşım, seyirciye doğru ver. Dur, döndü, sola yattı, bir dakika. İnişe geçti. Tam inerken ses yapma. Evet. Buraya bir yere iniyoruz biz. Artık akşam oldu çok esiyor. Hep ciğerden yedik ya.
arkadaşım, şu cümleyi ver. Sen de ki, evet uçuyormuşsun gibi değil mi? De, orada sahne kararır. Uçuyormuşsun evet. Gibi, tamam. Evet, döndü. Arkadaşım, kızı seyirciye çevir. Ya bir dur, çeviriyorum ben. Tamam. Evet, ver. Yaklaşma fazla. Uzaktan tut, sapık. Evet. Döndü. 3-2-1 buyurun. Allah'ım, uçuyorum sanki. Öyle değil. Pardon, pardon. Ben o uçma duygusu beni şey yaptı. Çok sevdiğim bir duygu çünkü. Üç, tamam. 2-1 Kayıt. Döndü. Kayıt. Ne? Allah'ım, uçuyorum sanki. Gerçekten uçuyorsun gibi değil mi? Evet, müzik. Son tuşeyi vur. Kaldı. Diyor mu yenge? Arkadaşım, şimdi kız sana vuruldu. Benim sayemde. Şimdi kız kamerasına gidecek. Sen de güvertede bu yaşadığın aşkın şeyini yapacaksın. Muhasebesini. Geyiğini. He. Yalnız abla 10 dakika daha çalışırsa mecburen sigortalı olacak. Söyleyeyim mi? Hanımefendi, insin gemiden. Arkada saklanın. Aynen. Ben çağıracağım sizi. Prodüksiyon, hanımefendiye su verin. Mikrofonu açık, uyarın. Mikrofonu açıkken uyarmayın. Arkadaşım, kız sana aşık oldu. Sen de kıza. Şimdi salak salak hayaller kur. 3-2-1 ver hayal müziği. Ulan çok tatlı kız ya. Vallahi billahi. Bununla böyle kelebek üzeceksin ha. Kim bilir kimlerden alsa. Çok zenginler ya. Bize gelmez ki. Gözler mözler, ses tonu falan acayip. O dalgaların arası nasıl geldi ya. Vallahi billahi. Şeytan da böyle kollarını açtı. Atıver denize. Nasıl gemide 1000 tane daha var. Oh be. Süpermiş ya. Arkadaşım. Evet. Ne oldu Frederick'e? Sen gene Muhittin oldun. Hocam bak çok fena ortalar yapıyorsun. Mecbur 90'a çakarım söyleyeyim. Ben tutamam kendimi. Arkadaşım. Ha. Sen Monsieur Frederick'sin. Biliyorum. Daha Junior'ı görmek ha. Beni oraya götürme. Orası çok kolay. Oraya gitmek çok kolay. Götürmeyin beni oraya. Arkadaşım. Ha. Muhasebe yap. Komple geminin muhasebesi. Yolcuydu, indi, bindi, harcama bunların hepsi mi? Arkadaşım. Bu aşkın muhasebesini yap. Ha. Arkadaşım. Ya çok tatlı kız vallahi. Arkadaşım. Ne var be? Hayatın boyunca çalışsan bundan daha gerizekalı bir duruş olamaz. Mösyö'sün sen. Mösyö gibi dur. Ha ben Mösyö olayını unuttum ha. Pardon. Sağ ayağını at sadece. Cemile. Evet. Yap şu aşkın muhasebesini. Kim bilir beni nasıl bir kader bekliyor. Döndü mü? Ya hep dönmedi mi demek geliyor içimden ya. Ben durduramıyorum yani. Kim bilir belki de döndüğüyle inanılmaz mutlu, mesut bir hayat. Belki çocuklarımız İrlanda'da yetişir. Ama çok saçma, Amerika'ya gidiyoruz. Şimdi tekrar çocuk yap, oradan İrlanda'ya dön. Çok saçma, masrafla. Allah'ım ya, inşallah güzel, aşk dolu bir hayat beni bekliyordur. Nişanlısını ne yapacaksın? Aman bas bas, sert çal, sert. Hoşuna gitti. Nişanlısı, birlikteyiz ama sevmiyorum dedi. Belki de üstesinden gelebileceğim bir dert olabilir. Çözemezsem de... Kader neyse o. Yeter ki sonu iyi bitsin. Arkadaşım. He. Ölmeden önce. Ölmeden önce. Tarihi de belli. Arkadaşım.
Bu gece buzullara çarpacak gemi. Hayırlısı ya, ne diyelim. Evet. Allah'tan çok nakit almadım yanıma hep. Arkadaşım, git arkaya kızı getir. Çık güverteye. Düşmeden kameranın önüne gel. Üçüncü yıldız kameranın camı. Uzan oradan. Cama uzan. Ne yapıyorsun? Camı çalıyorum. Öyle mi çalıyorsun, adam uyanacak? Dili mi var camın? Arkadaşım, adam uyanacak. Yok mu bunun cebime bir ya bu kızın? Döndü. Ne yapıyorsun? Arkadaşım, adam uyuyor yanında. Gebertir seni. O zaman ben çaktırmadan gideceğim kızın yanına. Arkadaşım, bir tık vur kaç. Arkadaşım, o kadar kaçma. Ben kaçmadım, otomatik kaydım zaten. Tamam. Döndü. Adam çıktı, camdan bakıyor. Ha, müdür ne yaptın? Ya bu çift bıçaklı jiletlerden var mı ya? Yarın bir iş görüşmem var, ha. Yok, eyvallah, sağ ol. Ne dedi? Çok bir şey demin yok yaptı bir kafayla. Ben de bir daha tıkla camı. Ha? Bir daha tıkla. Bu sefer tıraş makinesi isteyeceğim artık ya. Tıkla camı. Kaç. Müdür, pardon, tekrar. Madem jilet yok, tüy dökücü krem var mı? Ha, böyle. Yok. Arkadaş. Kusura bak. Şimdi döndü, anladı. Döndü. Kim döndü, anladı? Döndü, senin döndü, kapıyı tıkladığını ha. Anladı. Ha. Sen şimdi güvertenin ucuna git. Orada umutsuzca beklerken... döndüğü çıkaramadım dışarı. Artık onsuz bir dakika bile geçiremezsin. Ver ifadeyi. Bu 5 dakika oldu. 1 dakika ifadesi var. 1 dakika ifadesi ver. Ya ben 5'ini vereyim, sen 1'ini çek aradan. Ver. 1'e 5 veriyorum. Daha ne istiyorsun? Anlamadım ki yani. Ver şunu. Döndü, gel. Çık yanına. Geldi. Ben anladım senin... senin olduğunu, geldim. Anladım senin olduğunu, geldim. Çok tatlısın. Adama ne dedin? Adama ne dedin? Yani nişanlına ne dedin? Bakma bana, söyle. Bakma bana, söyle. Çok bunaldım, biraz hava alacağım dedim. Harikasın. Güzel olduğun kadar zekisin de. Yalnız sana bir şey sormadan edemeyeceğim. Üstünde dinleme cihazı yok değil mi? Çünkü her an her şey olabilir. Arkadaşım. He. Kız gelmiş, ha. Sen orada hafiyelik yapıyorsun. Ha. Üstü falan kontrol edeceğim ya. Arkadaşım, sapıklığı bir kenara bırak. Tamam. Mösyö ol. Tamam, adam sordu, ol. Yok dedi, tamam ya. Al kızı yanına, bakıyorsunuz güverteden. Tam o sırada gemi gider buzullara çarpar. Biz hiç bozmuyoruz muhabbeti ama. Koy muhabbet koyun. Arkadaşım, ha. Siz denize bakıp sohbet ediyorsunuz. Bulduk birbirimizi falan. Ay be, bulduk birbirimizi ha? Evet, aynen öyle. Aradığın erkeksin. Nerede o herif? Nerede o herif? Gel buraya. He? Ne dedi kız? Bu da aradığım erkeksin dedi. Ağzını bunu kırarım ben onun. Kimin? Ha, o jilet olmayan zibidi. Arkadaş. Ha. Sen güverteden dışarı bak kızla. O sırada... yukarıdan bir müzik duyulur. Beklerim yolunu aylar boyunca. Ha, ha. Evet, yalla. Beklerim yolunu aylar boyunca. Adaları falan göster, cadde bostanı göster kıza. Yeter ki gel bana. Senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün, senede bir gün. Beklerim yolunu aylar boyunca. Yeter ki gel bana, senede bir gün, senede bir gün.
Arkadaşım, niye şabalaklık yapıyorsun? Kendi aramızda eğleniyorduk. Arkadaşım, yani. Senede bir gün çalıyor. Sen etrafı gösteriyorsun kıza. Ha. Bu hareketler ne? Yok bir cevap değil mi? Gösterdin mi adaları? Gösterdim. Göster. Çok saçma gidiyoruz. Kaptan salak galiba. Çünkü Amerika'ya giderken Caddebostan ne alaka diye böyle gösterdim komple. Plaj yolunu falan hep arkadaşım, geçti. Arkadaşım bu benim yorumum. Eyvallah. Şimdi sen tam Caddebostan'ı gösterirken... Tam göster. Vay. Tam gösterirken gemi buzula çarpacak. Evet. Seyirci 3-2-1 deyince güm diye bir patlama sesi. Güm evet. Diye patlama. Ver müziği. Beklerim yolunu. Buzdağı çarpıp patlıyor. Beklerim yolunu aylar boyunca. 3-2-1. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Arkadaşım, sen uçtun. Hanımefendi siz niye duruyorsunuz orada? İşte, uçmasın diye ben kendimi feda ettim yani. Hanımefendi, siz de uçmayın ama en azından oturun yere. Oturaklı bir bayan olduğu için... Evet. Arkadaşım, alayım parmağında Caddebostan'ı. Bununlaydı. Ha. Evet, beklerim yolunu. Beklerim yolunu. 3-2-1 yalla. Evet, şimdi gerilimi verelim. Prodüksiyon yolla 2-3 arkadaş gemiyi batırsınlar. Arkadaşım, sen kızı kurtarmaya çalış. Batma, batma. Batma. Korkma de. Korkma, batma. Bunlar kim? Hocam. Arkadaşım kaçma. Kaçma. Gemidesin. Hep bozdun planları ya. Batacaktık ne güzel ya. Evet. Geminin ucuna tutun. Kız da senin beline tutunsun. Çevir gemiyi seyirciye doğru. Çevir. Evet. Oradan değil oradan. Demirden. Evet. Sen de tutun ona. Evet. Bu arada dalga oluyor. Seyirci ver fış fışı. Arkadaşım, kız çok korkuyor. Söyle, ölecek miyiz burada? Ölecek miyiz burada? Ya ne bileyim ben sanki her gün batıyorum ben ya. Arkadaşım, ne? Düzgün cevap ver. Kızı umutlandır. Ya, bir daha sor. Sor bir daha. Ölecek miyiz burada? Arkadaşım, ya çok korkma. Erkek ol biraz. Ha şuraya gel, sen olsana. Arkadaşım, kahraman sensin. Allah beni kahretsin. Erkek ol. Git gemide çimacı ol. Ne işin var kahraman? Arkadaşım. Korkma, korkma. Batmayacağız. Seni kurtaracağım. Ben böyle lolibuz dondurma gibi olacağım ama seni kurtaracağım. Böyle bir kayık geçecek. Beni böyle mal gibi bulacaklar suda. Ama sen çoktan eve kavuşmuş olacaksın. Kim bilir belki 50 yıl sonra bunun DVD'sini falan seyredersin. Hazır mıyız? Batmaya. Şimdi ay pardon. Kıza ölmeyeceksin, ölmeyeceksin diye telkinde bulun. He. Ölmeyeceksin, ölmeyeceksin, telkin ol. Ölmeyeceksin, ölmeyeceksin. Sen de yavaşça elinden kop, denize doğru düş. İkinci bir güm geliyor seyirci. 3-2-1 Yapma kız, nereye gittin daha? Daha yeni döndün ya. Arkadaşım, he. Yukarıdan seslen ona. Sana bir simit atıyorum. Ha, simit atıyorum. Orada bulursanız en azından bastırır yani. Arkadaşım, simit o değil. Arkadaşım. Efendim? Simit o değil. Ha, o değil. Ha. Ben sana simit atıyorum. Simit o değil, o değil. O değil, öbürü. Arkadaşım, simit gemilerde olan boğulmamamız için yapılan şeydir. Ha. Ne vardır içinde? O değil. Hava var içinde. Ha, hava var. Ha. Ah, o değil, o değil. Onu aç. İçindeki havayı al, simidi aç. Boğulmamamıza yarayan hava, hava. Arkadaşım, ha. Sen oradan simit varmış gibi tut, at kızın kafasına, çemberi kafadan içeri geçir.
Ha, beni biri kalçadan tutuyor mu burada? Ayağınla yap. Dur, kıpırma. Girdi mi kafadan? Bakamadım. Çok hızlı döndüm ben buraya. Tamam. Kız kurtuldu. Evet. Şimdi sen yavaş yavaş gücün tükenecek. Evet. Elini bırakacaksın. Ama bu arada devamlı kızla konuşuyorsun, kurtulacaksın diye. Telkin yap ona, ver müziği. Ben elimi bırakıyorum. Allah'ın dediği olur. Böyle yazılmış, döndü. Hatta böyle çekilmiş yani. Birçok Oscar'ı da var. Kay, düş denize. Şimdi döndünün yanına doğru yüz. Ben denize mi düştüm, dışına mı düştüm? Arkadaşlar, şu an sual edeyim. Her yer deniz. Deli yok, deniz yok. Yüzerek döndünün yanına gel. Ben gemi battı, anasını satayım. Şapka hala kafamda benim ya. Arkadaşım, Bursa gel. Bursa herhalde, bu güzel yani. İyi dokuma. Kostüm kafaya... Oscar'ı da alacağız. He? Kostüm Oscar'ı da oynuyoruz. Ulan kostümün yarısı yok be. Sen yüz. Biraz Malatya köpekleme oldu ama. Denizi kaldırma. He? Denizi kaldırma. Denizi kaldırma. Dalga. Evet. Dalga. Şimdi. Dön diye söyle. Döndü. Seni dinleyip de bu gemiye binenin. Kim bilir aklında neler vardı ya. Arkadaşım. Döndünün hayatının sonuna kadar seni unutmaması için onunla öyle bir konuşma yap ki. Çok güzel bir gece geçirdiniz. Ha, senin bir ömrüne bedel. Bunu anlat ona. Çaktım vaziyeti. Tamam. Gerçekten. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum döndü ama. Keşke böyle olmasaydı. Biraz üşüyor muyum ben? Titre donarak öl. Beni unutmaman için pantolonumu sana vermek istiyorum. Orayı attım. Zaten pantolonu yönetmen atmış. O zaman geriye ne kaldı? Döndü. Döndü. Kısa bir süre içinde olsa hayatıma girdin. Teşekkür ederim. Öldün. Döndü. Üzül. Müzik yüksel. Prodüksiyon gelsin, cesedi alsın dışarı. Sakın canlanma. Prodüksiyon, dön diye bir ördek verin oynasın.